Alice Korhan'ın çizimlerini sizin yaptığınızı da bu dükkanlardan hiçbirinin Halis Ağa'nın haberinin olmadığını da biliyorum ben. Şimdi o zaman ne dersiniz? Saçmalık. Peki bunu Halis Korhan karar versin. Beni tehdit etme diyorsunuz. Hayır. Birliği öneriyorum size. Ben sizin sırrınızı saklarım. Siz de bunun karşılığında Korhanların bana bulaşmasına engel olursunuz. Yanaşmadığımı varsayalım. Ne olacak? Ha, o zaman ben de son zamanlarda en iyi yaptığım şeyi yaparım. Konuşurum. Yani kusura bakmayın galiba evet. Yani şu an sizi tehdit ediyorum. Hem ağamı ben ezip geçemem. Benim gücüm yetmez onları durdurmaya. Benim elimden ne gelir ki? Vallahi buradan bakınca bayağı bir şeye gücünüz yetiyor gibi duruyor Latif Bey. Ha olmadı, bana önceden haber verin yapacaklarını. Siz engelleyebileceklerinizi engelleyin. Sakın Ferit gibi olma da Kayacığım. O birini kaybetmeden diğerinin kıymetini bilemedi. Maalesef. Olmaz herhalde Asuman ya. Çünkü bizim hayatımızda bir Pelin yok. Çok şükür.
Sen modan alabilir miyim acaba şu kalp yolunu? Bunu alışsan iyi edersin. Bu hizmet bir gücün bedeli. Senin çok iyi bir baba olacağına inanıyordum biliyor musun? Ben çok kötü bir baba olacağım. İşte o mağazayı al, bile benden ne dilersin. Ben ufaktan kızını koşan atın. O cıvıklar var ya, onların mağazasının peşinde. Nerede, hangi AVM? Böyle alışveriş merkezinde, çocuklarla ilgili. Bizim AVM'ye gidelim, çok güzel bir etçi var orada. Merhaba. Sen ne içeceksin? Feli! Bürokrat! Buraya gelince konağın yüzünü boyayacak, bilmiyorum. Ha, para karşılığı adam öldürüyor bunu. Kralı İbo denilen bir adam. Orhan Bey hiç sipariş vermiş herhalde bunu. Mama! Birazcık tanımaya çalışsaydınız, benim annemin iki tane oğlunu bilirdiniz. Benim annemin babasına ihtiyacım. Ya kız geldi, öptü beni, ben hiçbir var. Ben kendi markamı kurduktan sonra öyle boş boş oturan kimseyi çalıştırmayacağım onu. Sen çok yakışacaksın buna, biliyor musun? Kendi markam derken? Ferit Kor. Erdiken kurur değil mi? Sosluk. Siz mi mantıksız da bunun karşılığında bu kadar ağır dükkanmış iş birliği öneriyorum size. Ben sizin sırrınızı saklarım. Ya Suma da Kaya da benim umurumda değil. Şimdiki aklım olsa o Suma'yı da kapıdan bile almazdım. Bin pişman. Mantıkla devam edersiniz, 3-5 güne o eve geri dönersiniz. Terbiyemiz takmaz. Gidi babanın evinde saklanır. Neden acaba bunları öğrenince annen de senin hakkında ne düşünecek? Onun elinden bütün yetkilerini almaya çalıştığını öğrendiğinde acaba ne düşünecek? Dün kocanın kolundaydın, bugün babanın yanında. Siz bilip bilmeden ne konuşuyorsunuz? Hayırdır baba? Kimdir bu adamlar? Kralı İbo denilen bir adam. Buna dönüş yok. Emin misin? Acımasınlar. Ya para karşılığı adam öldürüyor bunu. Elinle ağlamadan!
Thank you.